Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17.10'da toplandı. Beştepe'deki toplantı 1 saat 50 dakika sürdü. Ülke gündemindeki konuların ele alındığı toplantı sonrası alınan kararlar açıklandı. Konuşmasının başında yapılan toplam aşı sayısının 59 milyona yaklaştığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesi kurban bayramına kadar aşı yaptırmaya davet etti. Yapılan toplam aşı sayımız 59 milyona yaklaştı. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımı kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen Kurban Bayramı tatili süresinin 9 gün olacağını da duyurdu. Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar. Erdoğan köprülerde bayram için uygulanan ücretsiz geçişin cuma gecesi başlayacağını da sözlerine ekledi. Erdoğan'ın açıklamalarında 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu da vardı. Normalleşme ile birlikte üretim ve ihracatta bir yükseliş trendi başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı, 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu Türkiye için tarihi bir kavşak noktasının ifadesidir dedi. Üretim ve ihracat tarafında zaten bir sıkıntımız yoktu. Normalleşme ile birlikte hamdolsun orada da bir yükseliş trendi başladı. İnşallah 2021'de ihracatımızı 200 milyar doların üzerine çıkartarak tüm zamanların rekorunu kıracağız. Türk ekonomisini sadece döviz kuru, faiz, enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların gerideki yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme temelli asıl fotoğrafı gözlerden kaçırma çabaları boşundadır. Allah'ın izniyle 2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranıyla dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı ispatlayacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz. Sürekli altını çizdiğimiz 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu Türkiye için sıradan siyasi söylemler değil tarihi bir kavşak noktasının ifadesidir. İstanbul Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen olayı da eleştiren Erdoğan bu saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum ifadesini kullandı. İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı şu mübarek günlerde birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum. Tüm vatandaşlarımızın din ve inanç hürriyetlerini korumak en başta gelen vazifemizdir. Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız.